Şöyle çıktık. Tamam, çıktık sen. Tamam. Ayağına sadece bunu gel, şunu geldi. Hukukun ayaklar altına alındığı, yasaların işlemez hale geldiği, Anayasa Mahkemesi kararlarının dahi tanınmadığı, uluslararası anlaşmalara dahi uyulmadığı, katillerin ard arda serbest bırakıldığı, çocuklarımıza taciz edenlerin, kadınlarımızı katledenlerin aramızda özgürce dolaştıkları, uyuşturucu çetelerinin özgürce gezdikleri bir dönemde ne yazık ki işçilerimizi, emekçilerimizi maden sahalarında toprağın yüzlerce metre derinliğinde diri diri göbenlerin işlerle devam ettiği, ormanlarımızı yakanların, derelerimizi kurutanların özgürce dolaştıkları bir ülkede siyasilerin düşüncelerinden dolayı içeride hapsedildiği, ne yazık ki aydınlarımızın, akademisyenlerimizin uzun yıllar süren hafif cezalarına, ağır hafif cezalarına çarptırıldığı, kayyum uygulamalarının ve daha birçok antidemokratik uygulamanın günümüzde her gün karşılaştığımız bir noktada şimdi önemli bir alevi kurumumuzun genel başkanı, bir kadın genel başkan şu anda ne yazık ki hapse atılmak üzere. Bu kadar acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Hem de 2 Temmuz, tam da 2 Temmuz haftasındayız. Laiklik ve demokrasi haftası. Tam da böyle bir hafta içerisinde masumu patlar orucunun tutulduğu gündeyiz. Alevler açısından kutsal bir aydayız. Ama ne yazık ki bir Alevi kurum başkanımız bugün cezaevine gönderilecek. AKP Alevilerden ve örgütlerimizden korkuyor. Taraftar yaptığı bir avuç yol düşkünü zavallıdan medet umuyor. Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Sayın Seher Şengünlü Yılmaz'a AKP yargısının verdiği hapis cezası bütün Alevi örgütlülüğüne tehdit ve gözdağıdır. Dernek tüzüğünü işlettiği için yargılanan Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz ve Antep Şubesi Başkanı Hasan Çolak'a verilen ceza AKP'nin Alevi politikasının özeti niteliğindedir. Bu karar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak açtıkları Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'na karşı haklı ve meşru tavrımıza karşılık verilmiştir. Bu karar Alevi kurumlarının omuz omuza verdiği eşit yurttaşlık mücadelesine karşı verilmiştir. Bu karar devletin Alevisi olmak isteyenleri meşrulaştırma ve kurumlarımıza çınar bakışın kararıdır. Değerli basın emekçileri, değerli kamuoyu, bu karar ile görüyoruz ki aslında iktidarın yeni anayasa hazırlığı da ülkenin aydınlık yarınlarına değil baskı ve dayatmaya dayalıdır. Bu yıl 61.'si düzenlenecek olan Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi anma etkinliklerini sabote etmek isteyenlerle genel başkanımıza ceza verenler aynı bulanık sudan içenlerdir. Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı tam da Muharrem ayında cezaevine girecek. Muharrem ayı Alevilerin oruç ve matem ayıdır. Varlığımızdan dahi rahatsız olanlar inancımıza da saygı duymamaktadır. 5 Temmuz Cuma günü, yani bugün biraz sonra cezaevine girecek olan Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanımızı yalnız bırakmayacağız. Madımak katillerini serbest bırakan zihniyetle omuz omuza yürüyenler, intikam ve yıldırma politikalarıyla verilen bu cezaya seviniyorlar. Bunun farkındayız. Ama nafile, ne Seher Başkan ne de herhangi birimiz asla yalnız yürümeyeceğiz. Çünkü bizim köklerimiz Şah Kalender'in ve Pir Sultan Abdallah'ın tarihsel duruşuna dayanıyor. Bu da size dert olsun.
Alevi Bektaş Federasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Avustralya Alevi Bektaş Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve tüm bileşenleri adına bu açıklamayı kamuoyuyla paylaşmış oldum. Sevgili Cumhurbaşkanımın da ifade ettiği gibi bu bir gözdağıdır. Her yerde söylüyoruz, hep söylemeye devam edeceğiz. Bin yıllardır bizim inancımızı dönüştüremediler, değiştiremediler. Bin yıllardır bu yolu sürenler, Pir Sultanlar, Nesimiler, Havlacı Mansurlar. Onların kanından bizim kanımız daha değerli değil. Bugün buradayız, bu dik duruşu sergilemeye devam edeceğiz. Bizi değiştirmek, dönüştürmek isteyenlere tam da burada görüldüğü gibi birlik, beraberlik içerisinde karşı duracağız diyorum. Bu da hep bu Alevileri dönüştürmek isteyenlere bu manzarada dert olsun diyor. Sağ olun.